üst başta tetikçi Eray Özyağcı cezaevinde gizli takip 13 Nisan 6 Haziran 2023 tarihleri arasında demişiz. Eray Özyağcı da bu kişi. Yani Sinan Ateş'i öldüren tetikçi şu an cezaevinde. Şimdi biraz bunlara geleceğim ama biraz geriye gidelim. Şimdi demin gösterdiğim örgüt görüntüsünü yani o tutan abi daha gösterelim arkadaşlar. Sonra diğer tutanakları da göstereceğiz. Öyle öyle devam edelim. Şimdi bakın. Arkadaşlar olay ne oluyor biliyor musunuz? Ben size şunu anlatayım. Şimdi savcı bu Eray Özyağcı hani yakalanıyor yani tetikçi Sinan Ateş'i öldüren kişi yakalanıyor. Savcı işi soruşturuyor. İfadeler alıyor. Ya diyor ki arkadaş diyor. Ya bu tetikçi Eray Özyağcı Ankara'ya ilk kez gelmiş. Sinan Ateş'i asla tanımaz etmez. E bakıyorum diyor savcı. Herhangi bir husumeti olacağına dair ya da diğer tutukluların da herhangi bir husumeti olacağına dair herhangi yani elle tutulur bir bulgu yok diyor. Burada başka bir şey var diyor savcı, tamam mı? Diyor ki burada farklı bir azmettirici var diyor. Ben diyor henüz azmettiriciyi bulmadım diyor savcı. Ama bunu bulmam için bir şeyler yapmam gerekiyor diyor. Gerçekten bu özetlediğim şekilde tutanaklar var arkadaşlar. Peki ne yapacağım diyor. Diyor ki benim diyor bir kere diyor bu bir örgüt diyor. İşte demin gösterdim ya TCK 220. Bu bir örgüt diyor. Örgüt yaptı diyor bu cinayeti. Bakın çok önemli bir şey. Biz bunu konuşacağız arkadaşlar bu örgütü. Şimdi peki ne yapacağım diyor. Ya diyor bu tetikçi Eray Özyağcı var ya diyor. Bu diyor cezaevinde bunun geleni gideni avukatı bu görüşmeler sırasında azmettiricinin adını belki deşifre ederler kendi aralarındaki konuşmalarda. O zaman biz işte ceza muhakemesi kanunun 140. maddesine dayanak alarak biz bu görüşmeleri gizlice takip edelim. Şimdi bakın burası tartışmalı bir konu. Yani bazı hukukçulara göre bu aslında doğru değil. Yani bir tutuklunun, hükümlünün suçu ne olursa olsun avukatla görüşmelerinin takip edilmesinin doğru olmadığına dair itirazlar yapanlar vardır ki haklılık payı da yüksektir büyük ihtimalle ama yasa da buna biraz cevaz veriyor açıkçası. Savcı da hakimler de bunu o yasadaki açıklardan faydalanıyorlar. Çünkü diyorlar ki ya diyor yasaya göre özel alan dışındaki kamu alanlarında gizlice takip yapabilirsin. E cezaevinin görüş yerleri de özel alan değil ya. Savcının ve mahkemelerin bakış açısına göre. Avukatlarla görüş yerleri de özel alan değil ya. Savcının ve hakimin görüşüne göre. O halde biz bu tetikçi Eray Özyağcı'nın cezaevinde koğuşu dışındaki her yeri gizlice takip edelim. İşte bakın o kararlardan birisi. Diyor ki tutuklu şüpheli Eray Özyağcı hakkında cezaevinde yapacağı açık ve kapalı görüşlerin. Şuraya çok dikkat ederim arkadaşlar. Kamera görüntüleri ve ses çözümleme. Hem kamera hem ses kaydı alınsın deniyor. Hem kamera hem ses kaydı. Bakın bu cümleyi unutmayın. Hem kamera hem ses kaydı. Bütün kararlarda var. Önce yasa gereği 3 hafta. Sonra 5 kez birer hafta. Ne yapılıyor? Yasaya göre önce 3 hafta sonra 5 kez birer hafta Eray Özyağcı'nın yaptığı bütün avukat görüşmeleri gizli ses kaydıyla ve gizli kamerayla kaydedilmesine dair kararlar var elimizde. Nerede var? Yine açık kaynaklarda yani Sinan Ateş davasının ek klasörlerinde var. Şimdi arkadaşlar şeye gelelim. Başka var mı belge gösterebileceğimiz? Belgelere gelelim. En son o büyük görseli gösterelim arkadaşlar. Orada çok önemli bir şey var. Belgelere gelelim. Şimdi arkadaşlar bu günlerce izleniyor vesaire. Sonuçta 13 Nisan'da ilk verilen bir karar var. 13 Nisan 2023'te verilen takip kararı var. 6 Haziran'da da bu takip kararı bitiyor. Tekrar söylüyorum. 13 Nisan'la 6 Haziran arası. Şimdi yasa şunu der arkadaşlar. Der ki eğer der bir kişiyi gizli takip ettiyseniz ve içinden suç unsuru bulunamamışsa o bütün takipler anında derhal kelimesi vardı. Derhal silinmesi gerekiyor. Bunu unutmayalım. Şimdi biz ne dedik? Eray Özyağcı'nın bütün avukat görüşmeleri kaydedildi mi arkadaşlar? Kaydedildi. Şimdi bakın. Burada ne var? Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? O görüşmelerin imha tutanağı.
yok edilme tutanağı, silinme tutanağı. Tarih ne arkadaşlar? 6 Temmuz 2023. 6 Temmuz'a geleceğiz arkadaşlar önce. Ama bakın ne diyor? Diyor ki kararda. Efendim diyor, bu azmettiricileri tespit etmek için biz teknik araçlarla izleme yaptık. Ses ve görüntüler şey yaptık vesaire. Ama diyor kararda, ya diyor biz suç unsuru oluşturacak hiçbir şey bulamadık diyor. Hiçbir şey bulamadık. Bu tetikçi de hiç suç unsuru bir şey konuşmadı avukatıyla diyor, avukatlarıyla belki de. Onun için biz yasa gereği siliyoruz diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Ne dedim ben size? Bir, takip ne zaman bitiyor? 6 Haziran'da bitiyor değil mi? 6 Haziran 2023'te. İmha ne zaman? 6 Temmuz. Soru bir. Madem yasayı uyguluyoruz. Madem yasayı uyguluyoruz. 6 Haziran'da biten teknik takip kayıtları neden 6 Temmuz'da siliniyor? Yasa der ki derhal. Hadi bir gün geçsin, iki gün geçsin, üç gün geçsin, beş gün geçsin. Neden bir ay bekleniyor? Bu kayıtların silinmesi için. 6 Haziran'da biten teknik takip için neden bir ay bekleniyor? İmha tutanağında onu görüyoruz. Şimdi sadece bu kadar mı değil? Şimdi burada bir liste var. İşte listede şu ses kayıt cihazı, şu ses kayıt cihazı, şu ses kayıt cihazı, şu duvar saatinin içine yerleştirilmiş gizli kamera vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar, olay şöyle. Hani Murat da bilir, avukat görüşme odasında işte böyle bir kapalı bir kabin gibi bir şeydir. Oraya böyle ses kayıt cihazları yüklemişler vesaire. Ayrıca avukat koridoruna görüntülü kamera yüklemişler. Olay bu. Ve bunların hepsini silmişler arkadaşlar. Şimdi bakın. Silme tutanağı, yani imha tutanağı, yani diyor ki biz Eray Özyağcı bu kadar konuştu avukatlarıyla, konuştu ama hiçbir suç unsuru bulamadık diyor. Nasıl oluyorsa, ne konuştularsa, bakın şüphelerimi dile getireceğim. Diyor ki işte bir nol ses kayıt cihazı 14 saat kayıt sildik diyor. 2 nol ses kayıt cihazında 14 saat sildik diyor. 3 nol ses kayıt cihazı hiç yoktu diyor. Çünkü diyor arızalandı diyor 3 nol ses kayıt cihazı. Zaten o kayıt bile alamadı diyor. 4 nol ses kayıt cihazı 20 saat diyor. Görüntüde 15 dakika diyor. Bunlarda hiç suç unsuru yokmuş. Bu kadar saatlerce görüşmeler yapmış bu tetikçi avukatlarıyla, artık ne konuştularsa. Ama bir tane suç unsuru bulamamışlar ya. Nasıl da böyle, ne kadar da masum insanlar. Onun için sildik. Nasıl sildik biliyor musun? Geri getirilemeyecek şekilde. Cümleye bakın. Geri getirilmeyecek şekilde imha edilmiştir. Kim? Tetikçinin görüşmeleri. Tetikçinin cezaevinde yaptığı görüşmeler. Şimdi gelelim. Burada ne var? Şimdi gelelim o ilk baştaki görselimize arkadaşlar. Şimdi bakalım. Karar Nisan'da veriliyor. 3 Mayıs'ta 6 Haziran arasındaki şeyleri siliyor. Öncesinde bir suç tespiti olmuş ve imha edilmemiş bir kayıt olabilir mi? Şimdi anlatacağım, onu anlatacağım sana. Şimdi arkadaşlar. 13 Nisan'da karar çıkıyor. Bu tetikçinin dinlenmesi için. 13 Nisan'da karar çıkıyor. 13 Nisan'da karar çıkıyor ama ilk dinleme cihazı avukatının odasına, avukat odasına, avukat görüşme odasına, hatta 4 nolu oda bildiğim kadarıyla Sincan cezaevinde, kapalı cezaevinde 4 nolu görüşme odasına ilk ses cihazı 19 Nisan'da konuluyor. Nedense 6 gün sonra, bakın 6 gün sonra, yani karardan 6 gün sonra ilk ses kayıt cihazı. Sadece bir tane mi konuluyor? Hayır, iki tane konuluyor. Aynı gün, bakın 19 Nisan'da İki tane konuluyor. Avukatın görüşme odasını. Şimdi arkadaşlar, imha tutanağından anlıyoruz biz bu ses kayıt cihazlarının ne kadar saatlik görüşmeyi kaydettiğini. Görüşme saatlerinin altına yazdım. Nedir? 14 saat 14 saat. Tamam, eyvallah. Yani toplamda Eray Özyağcı'nın o işte 3 artı 5 kaç hafta ediyor? 8 hafta. 8 hafta boyunca toplam 14 saat avukatla görüşmüş değil mi? Okey. Üçüncü ses kayıt cihazı 5 Mayıs'ta konuluyor. O sıfır saat, yani bozuk ya, olmamış ya, okey, hadi ona da okey. Arkadaşlar, görüntülü kayıt, yani kamera 9 Mayıs'ta konuluyor. Şimdi bir dakika, ya geri gidelim. 19 Nisan, 9 Mayıs. 10, 20 gün değil mi neredeyse arkadaşlar? İlk kararda 13 Nisan 2023 tarihli ilk mahkeme kararında savcının isteminde ne var? Şu var. Diyor ki Eray Özyağcı'nın cezaevindeki bütün görüşmelerinin hem ses kaydı hem görüntü kaydı. Ses kaydını 19 Nisan'da başlatıyorken niye görüntü kaydını 20 gün sonra başlatıyorsunuz?
Niye bunu yapıyorsunuz ya? Devlet gizli kamera bulamıyor mu 20 gün boyunca? Bulamıyor mu? Niye 20 gün sonra görüntülü kayıt? Çok garip değil mi ya? Ya yasaya aykırı bir emre uymuyorlar. Emre uymuyor. Sadece o mu değil? Şimdi arkadaşlar bir de enteresan bir şey var. Şimdi ne dedik? 19 Nisan'da iki tane ses kayıt cihazı yüklendi. 5 Mayıs'ta yüklenen hiç çalışmadı. O zaten 0 saat. 9 Mayıs'ta görüntü kamera, gizli kamera kondu. O 15 dakika. Bir de arkadaşlar 9 Mayıs'tan sonra yine aynı avukat odasına, bakın aynı avukat odasına bir ses kayıt cihazı daha konuyor. O ses kayıt cihazı ne kadar kayıt yapıyor? 20 saat. Şimdi pardon ya. Ya ben matematik bilmiyorum. Tamam sözelciyim eyvallah da. Hani az buçuk toplama, çıkarma, bölme, çarpma bilirim. Şimdi mantık ya, ne olur siz söyleyin ya. 19 Nisan'da konulan, yani bir odaya 19 Nisan'da bir ses kayıt cihazı konuyor. Amaç ne? Avukatla tetikçinin görüşmelerini kaydetmek. 19 Nisan'da konulan ses kayıt cihazındaki veri büyüklüğü, yani görüşme kaydı büyüklüğü şu 10 Mayıs, yani neredeyse 20-21 gün 3 hafta sonra konulandan daha fazla olması gerekmiyor mu ya? Yani atıyorum şunun 20 saat, bunun atıyorum 14 saat olması gerekmiyor mu? Niye ilk başta konulan ses kayıt cihazındaki veri daha sonra konulan ses kayıt cihazındaki veriden daha düşük? Neden arkadaşlar? Garip bir şey var burada. Ama avukat görüşmeleri de daha az olmuş olabilir. Hayır. Yani orada daha fazla avukat görüşü olmuş olabilir. Aynı oda. Aynı oda. Bakın yani o tekrar sürede ziyaret eden avukat sayısına da bağlı bir şey. Hayır değil. Ya bir oda var düşün. Bir odaya bir ses kayıt cihazı koyuyor adam. Ne zaman koyuyor? 19 Nisan'da koyuyor mu? O çalışıyor. Sonuna kadar çalışıyor. Sadece avukat görüşünde kayıt yapmıyor yani. Hayır. Avukat görüşlerine açılmak üzere kayıt yapıyor. Yani Eray Özyağcı avukat odasına kondu ya. Kayıt başlıyor. Ama takip bitene kadar bu makine kullanılıyor. Bozulmuyor. Hiç çıkarmıyorlar bunu. E şimdi bu başladı. Kaydetti geldik 10 Mayıs'a. Zaten 10 Mayıs'a kadar belli bir görüş var değil mi? E 10 Mayıs'ta bir tane daha ekleniyor. 10 Mayıs'taki tamam diyelim ki 20 saat. E bu 20 artı 14, onun 34 olması lazım değil mi? 10 Mayıs'tan başka bir tarihe kadar olan mı 20 saat? Yoksa 10 Mayıs günü kaydedilen 20 saat? 10 Mayıs'tan 6 Haziran'a kadar. 10 Mayıs'tan 6 Haziran'a kadar 20 saat. Onda süre daha uzun. O zaman 19 Nisan'dan 10 Mayıs'a kadar olan kaç olacak abi? Asıl şunun da 34 saat olması lazım değil mi? Yani şu 19 Nisan'dan 6 Haziran'a kadar da 34 saat olması lazım değil mi? Anlatabildim mi? Önce yüklenen, önce konulan ses kayıt cihazlarının daha fazla veri, daha fazla saatlik görüşmeyi kaydetmiş olması lazım. Niye önemli biliyor musunuz? Niye önemli? Dedim ya, ya bu tetikçi bu kadar da masumca şeyler mi konuştu? Bir kere bir, neden görüntü kaydı 9 Mayıs'ta? Yasayı niye, yani mahkeme kararını niye uygulamıyorsunuz? Neden yaklaşık 3 hafta sonra görüntü kaydını siz başlatıyorsunuz? Acaba işte bütün bu saydığım çelişkiler, yani aslında şu ses kaydın 34 saat olması gerekirken şu ilk iki ses kayıt cihazında bazı şeyler vardı da imhadan önce resmi imha tutanağına girmeyen başka imhalar mı oldu? Bakın bu soru çok açık. Çok açık. Çünkü matematik öyle diyor. Matematik ilk konulan ses kayıt cihazlarının daha fazla veri sahibi olması gerektiğini söylüyor. Hal böyleyken yani bize hep şey öğretilir ya, devlette hiçbir şey kaybolmaz, devlette aslında her şeyin bir kopyası olur. Umarım gerçekten de geri getirilmeyecek şekilde silinmemiştir. Çünkü buraya göre bana kalırsa 19 Nisan'da konulan tetikçi Eray Özyağcı'ya yapılan gizli takip kayıtlarında silinenler var arkadaşlar. Çünkü şurada büyük bir gariplik var. Normalde daha fazla olması gerekiyor ilk iki ses kaydının. Durum bu. Arkadaşlar. Ama tutanakta 5 Mayıs'ta 6 Haziran arasındakileri imha ettiklerini söylüyor. Hayır öyle demiyor. Şey geri diyor mu? Hayır öyle demiyor. Öyle mi? Geri gidelim. Ben yanlış almışım. Geri gidelim. Yok geri gidelim. Yok. Birlikte bakalım arkadaşlar. Amacımız gerçek değil mi? İmha tutanağını bir daha getirir misiniz arkadaşlar? 3 Mayıs'ta 6 Haziran.
Evet. Ama Nisan'dakileri imha edilmemiş bir sonucu çıkartmamız gerekiyor. Arkadaşlar diyor ki tedbirinin bilmem ne arası uygulanması sonucunda aşağıda özellikle yazılı tetkik araçlara vasfedilen tüm bilmem ne. Arkadaşlar bütün mesele şu. İlk başta 3 hafta alınıyor ya. Evet, o alttakilerde 14 saat 14 saati de sildik diyor. Evet, yani ilk başta 3 hafta alınıyor, sonra 5 hafta alınıyor ya. 5 kez birer hafta. O 5 kez birer haftanın aslında devamı. En özetle bütün kaydın silinmesi arkadaşlar. Bütün kaydın silinmesi burada mümkün. Artı tekrar söylüyorum, şurası çok garip. 6 Haziran'da normalde bitiyor. Niye 6 Temmuz'da siliyorsunuz? Yasa derhal silmen gerekiyor diyor.